garaj girişi. Şuradaki yerleri. Şimdi efendim maalesef bu panelin iki üyesi henüz ulaşamadılar. Halbuki söz vermişlerdi. Bizim bu organizasyonu yapan arkadaşlar yine çalışmıyorlar. Çalışıyor hocam, çalışıyor. Peki. Şimdi çok iyi biliyorsunuz kas hastalıklarında kas hastalıklarıyla yaşayan insanlarda ender olmayarak solunum sıkıntıları, solunum yetersizlikleri ortaya çıkıyor. O nedenle biz oldukça sıklıkla bu konudaki uzman kişilere başvuruyoruz. Onların yardımını ve desteğini istiyoruz. Bizim Çapa'daki göğüs hastalıkları ana bilim dalındaki öğretim üyeleri bize bu desteği sağlıyorlar. Hocam izninizle bir kısa anons yapabilir miyim? Evet. 34 YM 61 75 milyar dolar arası. Sadece. Teşekkür ederim. Ve yine bazı kas hastalıklarında beni dinliyor musunuz? Biraz konuşma ihtiyacı içinde olanlar var görüyorum. Beni dinler misiniz lütfen? Evet. Bazı kas hastalıklarında çok sayıda kas hastalığı var. Onu da biliyorsunuz. Değil mi? Belki yüzlerle sayıyoruz. Bazı kas hastalıklarında kalp tutulması da oluyor. O nedenle kardiyologlara ihtiyacımız oluyor. Solunum uzmanlarına ve kalp uzmanlarına ihtiyacımız oluyor. Aynı zamanda ortopedi uzmanlarına da ihtiyacımız oluyor. Bazı hastalarımız için ve mesela örnek olarak söyleyeyim size skolyozun geliştiği hastalarda bir ortopedik müdahaleye ihtiyaç oluyor. Hatta önleyici olarak böyle bir müdahale gerekli olabiliyor. O nedenle böyle bir panel düzenledik. Solunum alanında uzman kişi, kalp hastalıkları konusunda uzman bir kişi ve bir de ortopedist ama bakın kardiyolog Rukiye Hanım nedense gelemedi. Yine ortopedi uzmanı Akif Kalbayrak o da henüz ulaşamadı. Niçin gelemediler bilmiyoruz. Bir haber de vermediler. Bir de şunu söyleyerek Beyza Hanım'a şimdi gene gelişmiş bir ülkede görüp dıptı ettiğim şeylerden bir tanesi de multidisipliner yaklaşım. Yani bir kas hastasına hiçbir zaman sadece nörolog bakmıyor. Poliklinikleri ben ziyaret ettim. Gelişmiş ülkelerde yakın bir zamanda Amerika'da 7 uzman görüyordu bir kas hastasını. Bir solunum hastalıkları konusunda uzman kişi, kardiyolog, beslenme uzmanı, fizyoterapist, evde bakım konusunda uzmanlaşmış hemşire ve bunların hepsi birden teker teker hastayı görüyorlar ve sonra yapılacak şeyleri aralarında müzakere ediyorlardı. Bakın bizim de bu memleketimizde, ülkemizde böyle bir multidisipliner yaklaşıma çok ihtiyacımız var. Umarız ki böyle bir şey de gerçekleşebilir. Çünkü ne yapıyoruz sevgili aile? Bir hastayı gördüğümüz zaman işte aman Feyza'cığım ne olur bir vakit ayırır mısın? Aman Rukiye Hanım ne olur ya biliyoruz çok meşgulsün ama Allah aşkına şu bizim hastamızı gör.
veya ortopedi, ortopedide de şunu unutmadan söyleyeyim. Ben işte yolladığım insanları yolladığım kişi benim öğrencilerim. 1,5 yıl sonra yani randevu veriyorlar bir skolyoz ameliyatı için. Veya 2 yıl sonrasına randevu veriyorlar. Göğüs hastalıkları öyle yapmıyor. Onlar daha çok görüyorlar. Ve hasta, hocam biz acaba özel ne yaptırsak bu skolyoz ameliyatını dediği zaman da 50 bin lira kadar ödemesi gerekiyor. 50 bin liraya mal oluyor bir özeldeki bir skolyoz ameliyatı. Bunları da hatırlatarak şimdi sözü Profesör Feyza Hanım'a, 1979 senesinin çalışkan öğrencilerinden Feyza, işte nörolog olacaktı ama olmadı. Göğüs hastalıkları uzmanı oldu ama başarıyla çalışan övündüğümüz bir öğrencimiz. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocama, sayın misafirler, arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur bir lafı var. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Yani nefes çok önemli. Solunum organımız çok önemli. Her solukta oksijen alıyoruz ve de vücudumuzdaki zehirleri, karbondioksiti dışarı atıyoruz. Dolayısıyla eğer solunumla yeterli oksijeni alamazsak bütün organlarımız bundan zarar görüyor. Çünkü bütün organlarımızı besleyen bu oksijen. Ve de zehirlerimizi atamazsak dışarıya, karbondioksitimizi, bu da beynimize ve vücudumuza zarar veriyor. Dolayısıyla solunum son derece önemli. Kas hastalıklarında da çok önemli. Ben size solunum konusunun bozulmasının mekanizmalarını anlatacağım kısaca. Sonra solunum kaslarımızda bir bozukluk gelişti mi? Bunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl tanıyabiliriz? Bunun belirtilerinden bahsedeceğim. En sonra da bugün elimizde imkanlar nelerdir? Bunları tedavi etmek için bundan bahsedeceğim. Kas hastalıklarında birçok kasın kuvveti bozulduğu gibi soluk kaslarımızın da kuvvetinde bir azalma oluyor. Bunlardan en önemlisi de yutma ve üst solunum yolu kasları bozuluyor. İkincisi, bizler hava yollarımızda devamlı bir sıvı birikimi oluyor. Balgam şeklinde atabildiğimiz. Ve bunu atamamak söz konusu olabiliyor. Böyle bozulmalar olabilir solunum yollarımızda. Şimdi bizim 3 türlü solunum kasımız var. Birincisi solunum kasları, derin nefes alma kasları. Yani toraksımızı, göğüs kafesimizi genişlettiğimiz kaslar nefes alırken, bir de öksürürken ve nefes verirken kullandığımız kaslar var. Bir de size demin belirttiğim gibi yutkunma kaslarımız var. Şimdi bu kaslarda zayıflık bozulduğu zaman, olduğu zaman, yani bizim solunumumuz bozulduğu zaman vücutta yeterince oksijen almıyoruz. Bu yeterince oksijen almamak bizde genel zayıflık hali, halsizlik yapıyor. Ve oksijen alamayınca ne yapar? Kalp bu sefer fazla oksijen almak için, yani akciğere fazla kan göndermek için hızla çarpıyor. Yani kalp çarpıntısı da oksijensizliğin önemli bir belirtisi olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Çok önemli başka bir belirti yutma güçlüğüdür. Yani yutkunma kasları eğer iyi işlemezse ve biz yemek yerken aslında soluk borusunun tam kapanması lazım. Ama bu soluk
kapanmazsa yediğimiz yiyecekler nefes borusuna kaçar ve bu da çok tehlikelidir. Eğer böyle bir yemek yerken öksürme belirtileri varsa burada da bu kaslarda zafiyet başlamış demektir. Buna dikkat etmek lazım. Konuşmada ses kısıklığı gelişmişse buna dikkat etmek lazım. Nefes darlığı ve bir de şöyle olur. Bakın dikkat edin. Mesela biz normalde gündüz gayet güzel kendimizi zorlayarak da derin nefes alıp verme gayreti gösteririz. Ama uykuda özellikle böyle bir gayret ortadan kalkar. Uykuda eğer solunum kasları çalışmıyorsa uykuda yeterince oksijen alamama durumumuz ortaya çıkabilir. Ne olur o zaman sabahları baş ağrısıyla uyanabiliriz. Bu önemli bir belirtidir. Gece boyunca eğer yeterince oksijen alamamışsak veya gece boyunca karbondioksitimizi yeterince atamamışsak sabah bir baş ağrısı. Sanki hiç uyumamış gibi yorgun uyanırız. Veya bazen de şöyle olabilir. Gece bu solunum kasları iyice gevşerse solunumunuz tamamen durabilir. Buna apne diyoruz. Uyku apnesi veya uykuda solunum durması. Dur yakasını. Bu zamanda terlemeyle, kabus görmeyle uyanmalar oluyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Kapalı olmalı ki. Peki, böyle belirtiler var. Peki ne yapalım? Göğüs hastalıklarına gidelim. Ve nörologlar, kas uzmanları bize yolluyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz şimdi bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir makineyle derin nefes al, ver ve hızla ver diye size spirometre diyoruz bu cihaza. Solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Solunum fonksiyon testlerinde biz görüyoruz. Acaba sizin nefes alma kapasiteniz nedir? Nefes verme kapasiteniz nedir? Ayrıca daha sonra arter kan gazı yani arter temiz kandaki oksijen miktarını ölçmek imkanımız var. Bir de temiz kanda bulunması gereken zehir, karbondioksit ne kadar acaba? Onu ölçme imkanımız var. Kanınızdaki oksijene ve kanınızdaki karbondioksite bakıyoruz. Eğer bunu sabah erken yaparsak daha iyi. Çünkü acaba gece boyu sizde oksijensizlik oldu mu? Sabah erken bunu daha iyi anlayabiliriz. Çünkü gün boyunda insan nefes gayretiyle oksijenini normal vaziyete getirmiş olabilir. Ama gece bu gayret olmadığı için oksijen düşmesi daha belirgin oluyor. Ayrıca bazı cihazlar var, basit cihazlar. Biz ne diyoruz? Çok derin nefes al ve hızla bunun içine üfle diyoruz. Buna pefmetre deniyor. Yani sizin öksürük gücünüzü ölçüyoruz. Öksürük gücü çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü hava yollarımız bizim devamlı bir sıvı, yapışkan sıvı yapıyor, bir sekresyon yapıyor. Bu sekresyon çok gerekli. Biz hepimiz etraftaki havayı alıyoruz nefesimizle. Mecburuz nefes almaya. Bu havanın içinde mikroplar var. Bu mikroplar o zaman eğer biz sürekli bu sekresyonla ve öksürerek temizleyemezsek hava yollarımızı, bu mikroplar ürüyor hava yollarımızda ve iltihap yapıyorlar, bronşit yapıyorlar, zatürre yapıyorlar. Dolayısıyla öksürmek ve sekresyonlarımızı atmak çok önemli. Bunun güçlü olması gerekir ve bunun gücünü de bizim pefmetre dediğimiz aletlerle ölçme imkanımız var. Ayrıca daha komplike aletlerle nefes verme gücümüzü ölçebiliriz. Daha bir zor alet var. Orada da direkt yemek borusunun içine sokarak hava yolları basıncını ölçüyoruz. Peki, bunları ölçtük ve biraz azalmış bulduk. Ne yapabiliriz? En basitinden öksürtme teknikleri yapabiliriz.
Fizyoterapist arkadaşlarımız, burada solunum terapistlerimiz size yardımcı olarak geçen Gökşen Kur'an arkadaşımız var. Ben ondan da aldım bu slaytları, bir kısmını. Şimdi şöyle anlatayım. Mesela fizyoterapist bunu anneler de yapabilir, yakınlarınız da yapabilir eğer öğrenirlerse fizyoterapiden. Ellerini göğsüne koyuyor, burada gördüğünüz şekilde böyle titreştiriyor, öksür diyor ve yardımcı oluyor öksürüğüne. Hatta aşağıdan yukarıda pat 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 vurarak, öksürerek balgamlarınızı temizlemenize yardımcı oluyor. Burada elle yapılan egzersiz öksürük eğitimi diyoruz buna. Veya bir cihaz var. Mesela şu gördüğünüz cihaz pipoya benziyor. Bunun içinde bir top var. Derin nefes alınca bu içindeki top titreştirerek hava yollarındaki sekresyonları harekete geçiriyor ve siz boşaltabiliyorsunuz. Ama bunlar gayrete bağlı. Bakın bunlar hafif hastalarda kullandığımız cihazlar. Ama daha ağır hastalarda ne yapıyoruz? Daha ağır hastalarda bakın bir yelek var. Burada gördüğünüz bu hasta giymiş bu yeleği. Bu yelek cihaza bağlı ve bu yeleğin içinden titreşimler geliyor ve hastanın göğüs kafesini titreştirerek oradaki sekresyonların harekete geçmesini ve bunun boşalmasını sağlıyor. Ayrıca bu yeleğin dışında öksürük asistanı dediğimiz bir cihaz daha var. Öksürük asistanı dediğimiz cihaz da yine ağza ve burnuna dayanan bir maskeyle içeriye basınçla hava yollarındaki sekresyonları harekete geçiriyor ve hastanın öksürük refleksini uyarıyor. Yani böylece hasta öksürerek sekresyonlarını boşaltması lazım. Eğer bu sekresyonları boşaltmazsa bunlar hava yollarını tıkıyorlar. Ve hastanın akciğerine oksijen girmiyor dolayısıyla. Dolayısıyla bu sekresyonların sürekli boşalması hem hastanın oksijen alması için mühim hem de demin dediğim gibi bunlarda mikrop ürer ve bunlar sizi sık sık hasta yapar. Onun için biz yine size grip aşısı tavsiye ederiz. Yani her sonbaharda grip aşısı olmanız gerekir. Veya 5 yılda bir zatürre aşısı olmanız gerekir. Çünkü sekresyonlar atılamazsa ve bir pneumoni olursa o hayati tehlike bile olabilir. Ayrıca öksürük tekniklerinin dışında da solunum kaslarınızı eğitebilirsiniz. Nasıl ki iskelet kasları eğitilebiliyor. Yani insan çok kuvvetli kol kasları, bacak kasları eğitimde kazanabiliyor. Derin inspirüm yaparak ve derin ekspirüm yaparak solunum kasları da eğitiliyor. Hatta bunun için yani bakın bizim fizyoterapistimiz Gökşen Kur'an Hanım bir hastaya solunum kas eğitimi yapıyor. Solunum kas derin nefes alıyor, derin nefes veriyor. Bu şekilde solunum kaslarında bir eğitim sağlıyor. Cihazlar da var. Bakın gördüğünüz böyle bir cihaz var. Bu cihazla mesela hasta nefes alıp veriyor ve biz bu cihazın hastanın ağırlık derecesine göre direncini de ayarlıyoruz. Hasta buna nefes veriyor. Güçlü bir nefes veriyor. Diyelim ki buna vere vere gücünü geliştiriyor. Daha sonra direnci haftalar içinde yükseltiyoruz. Böylece soluk verme kaslarınızı eğitiyoruz. Aynı cihazın soluk alma gücünüzü kuvvetlendirme şekli de var. O da yine inspirium kapasitenizi geliştiriyor. Yani soluk alma kapasitenizi geliştiriyor. Böylece cihaza karşı, dirence karşı nefes alarak solunum kaslarınızı eğitebiliyorsunuz. Aynı diğer iskelet kasları gibi nefes alma ve nefes verme kaslarınızı geliştirebiliyorsunuz. Evet, bu da bu aletle çalışan, solunum kaslarını çalıştıran bir kişiyi görüyorsunuz. Ayrıca solunum kasları
gibi eğer solunumunuzu geliştirmek istiyorsanız başka egzersizlerde yapabilirsiniz. Nasıl ki biz diğer engelsiz insanlara karşı da egzersizi mutlaka veriyoruz. Çünkü egzersiz oksijenlenmeyi sağlıyor. Her türlü egzersiz sizlerin yapabileceği, bunu size doktorunuz ve fizyoterapistiniz söyleyecek, size uygun, size uygun her türlü egzersiz de solunumunuza katkı sağlar. Eğer vücut yeterli oksijen alamıyorsa ve vücut zehirini yani karbondioksini yeterince atamıyorsa ne yapıyoruz? Önce oksijen veriyoruz. Ama bazen öyle oluyor ki vücut oksijeni alıyor ama karbondioksiti atacak gücü olmuyor. O zaman solunum cihazları kullanıyoruz. Bakın burada görüyorsunuz bir kişiye solunum cihazı bağlamışız. Biz buna BiPAP diyoruz. BiPAP diyoruz. Bu sizin gücünüz olmasa bile yüksek basınçla oksijeni ve havayı akciğerlere veriyor. Ağır hastalarda bunu kullanıyoruz. Bakın bunun böyle bir maskesi var. Yüzünüze uygun bir maskesi. O maskeyle basınçlı oksijeni akciğere verebiliyoruz. Ama bazen bakın daha ağır vakalar olabilir. Ve bu maskeyi tolere edemeyen vakalar olabilir. O zaman da bir delik açılıyor ve bu delikten verebiliyoruz. Yani bu da çok daha rahat bir şey, bu deliğin olması. Yani buradan rahatça kateterle de girilip sekresyonlar temizlenebilir. Ve Sayın Hocam Danimarka'ya gitti, gördü oradaki gelişmeleri ve hatırlarsanız bir davete de beni göndermiştiniz. Ben de Hollanda'ya gitmiştim. Hollanda'da bir köy vardı. O köyün yine engelliler için yapılmış bir köy ve o köyde herkes, çoğu kişinin böyle bir delikle, trakeostomi ile cihazlarla yaşıyordu. Aletlerinde de cihazlar var. Yani bu delik açılması yaşamı kısaltan bir şey değil. Feci bir şey de değil. Eğer solunumunuzu gerçekleştiremiyorsanız bu delikle ve buna basınçlı aleti, bakın basınçlı aleti bağlıyorlar ve bununla yıllar yılı normal hayatınızı yaşayabilirsiniz bu destekle. Dolayısıyla ben konuşmamı şöyle özetlemek istiyorum. Kas hastalıklarında solunum yolları ve solunum kasları tutulursa bunun erkenden tanısı yapılması gerekir. Belirtilerin çok uzatılmaması, yani hemen tanınması ve tedaviye girişilmesi gerekir. Bunların başında hava yollarının temizlenmesi, öksürük refleksinin uyarılması gelir. Daha sonra nefes alma ve nefes verme kaslarının eğitilmesi gerekir. Gerekirse genel egzersizler eklenir ve son aşamada da korkulacak bir şey değil. Yeterli solunum desteğini yapmak için cihazlar bugün mevcuttur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Feyza hocamıza değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Plaketlerini takdim etmek üzere İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Derneğimiz Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Reza Aydın'ı davet ediyoruz. İşin çok zor. Niye? Hepimizle ilgilenmek. Teşekkür ederim. Düzgünde bir durum. Ne olmuyor? Düzgünde bir sıkı. Görürüz. Teşekkürler. İlcim ne var? Evet, çok teşekkür ederim. Aylin Hanım'a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha gitmiyorsun değil mi? Öyle mi? Neyse bizi unutma.
ben programlar için yer ihtiyacı olduğu her zaman için. Tamam, çok. Yani yerimiz. Oturuyorum yani. Evet, tamam, ne demek ya? Sence o şeye çok hocam, benim mezuniyetimde cübbemi giydim işte. Abla söyle ben o. Yapma yapma. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, yani şu paneli daha bitirmedik. İzin verirseniz daha devam edeceğiz. Plaketleri şeyde. Evet. Plaketleri dağıtalım da. Bir dakika. Şimdi benim o bize ulaşamayan bu konuşmacılar adına söyleyeceklerim var. Şimdi evvela şunu söylemek isterim. Benim böyle görüyorsunuz çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bir kere şu dikkatimi çekti. Çoktan dinlememiştim ben Feyza'yı. Ne kadar güzel anlatıyor, öyle değil mi? Yani şimdi biz doçent olurken bir deneme dersi veriyoruz. O deneme dersinden bilmem sonra kalmadı o. Kalmadı. Benim zamanımda arkadaşlar, İşte doçent ünvanını almak için evvela bir test hazırlıyorsunuz. Sonra dil sınavını veriyorsunuz. Sonra bir sınava alıyorlar sizi, kolokyum. Sonra da deneme dersi. Bu da yalnız bu deneme dersi. Nerede bu test? Çok ilginç bir tarafı vardı. 45 dakikada söyleyeceksiniz. 44 olursa çatırıyorlar. Bunu anlayamazdım hiç. Ben 3 tane gelir saat koymuştum ve karşıda eşim ve arkadaşlarım işaret ediyorum. Şimdi yani deneme dersini eğer ben jüride olsa ve Feyza'yı dinleseydim, yıldızlı 10 numara verirdim. Biliyorsunuz böyle boyu boyu anlatan hocalar da var. Yahut işte kıraat okur gibi, kitap okur gibi anlatanlar var işte. Aslında öğretim böyle olur dedikten sonra, sevgili arkadaşlar ve meslektaşlar, şimdi hep size gelişmiş, zengin ülkelerde gördüklerimden söz ediyorum. Gıpta ettiğim şeylerden söz ediyorum. Bunlardan bir tanesi de benim evde bakın hizmetleri oldu. Caregiver, İngilizce yani. Nasıl tercüme edelim? Hizmet veren, bakım veren insanlar yetiştiriyorlar. Ve şimdi bakın, bu solunum yetersizliğine düşen hastalar. Evvela bir kere onun tespitinde ciddi aksamalar var. Acaba hakikaten ciddi bir solunum yetersizliği var mı? Onun zamanında tespit edilmesi lazım. Ve bu acil bir şekilde ortaya çıktığında ya ne olur konuşmayın şey gider ya. Ay özür dilerim hocam. Yani, Allah aşkına dinleyin şunu. Yani önemli şeyler söylediğimizi zannediyorum. Şimdi biliyorsunuz yoğun bakım arayışına giriyorlar değil mi? Galiba ya dünya evli gün bu yoğun bakım bulunamadığı için bir çocuk yaşamını kaybetti, hayatını kaybetti, öyle değil mi? İzliyor musunuz bunları? Bir torba içerisinde çocuğunun cesedini taşıyan vatandaşımızı izliyor musunuz? Ha, bunları izlemek lazım. Bunları mutlaka izlemek lazım. Bir çocuk da tekrar ediyorum, yoğun bakım bulunamadığı için vefat etti. Yoğun bakımlar hiç kuşkusuz çok yetersiz. Ama şimdi geliyorum benim çok gıpta ettiğim şeye. Evde yoğun bakımı kuruyor bir iyi bir bakım uzmanı, sevgili aile. Şimdi bir rastlantı oldu ve ben 10 hemşirenin çok iyi birer bakıcı olarak yetişmesine aracı oldum. Bir rastlantı böyle. Rektöre şikayete gittim. Bizim rektöre. Bir şikayete gittim rektöre. Çocuklar sınıfı 45. dakikada girmişlerdi ve dersi kesmişlerdi. Namazdan geliyoruz dediler. Bunu gidip rektöre anlattım.
Ben rektör, rektör de bizim öğrencimiz 1980 mezunu. İşte birçok şey anlattım ona. Bu dernekten bahsettim. Ve rektör bir büyük sürpriz. Florence Nightingale'e mektup yazdı ve 10 hemşire ayırıp Coşkun Hoca'yla ve dernekle işbirliği yapıp